Yavuz Bahadıroğlu, Türk mü diye Mimar Sinan'ın kafa tası ölçüldü. 2 Ağustos 1935 tarihli akşam gazetesi Mimar Sinan Türbesi'nde araştırma başlıklı bir haber geçiyor. Süleymaniye'de Mimar Sinan Türbesi'nde yeni bir araştırmaya başlanmıştır. Araştırmada İtfaiye de çalışmaktadır. Alakadarlar çok ketum davranmakta ve yalnız tarihi tetkikat yapıldığını öne sürmektedirler. Bu araştırmanın zabıtayı mı, asar atikayı yani eski eserleri mi alakadar ettiği belli değildir. Diğer gazetelerde de dahi sanatkarın kafası mezarından çıkarıldı. Cumhuriyet. Başlığıyla benzer haberler yer alıyor. Haber maalesef doğrudur. 1 Ağustos 1935 günü Türk Tarih Araştırma Kurumu, bugünkü adı Türk Tarih Kurumu, As Başkanı Profesör Ayşe Afet İnan, aynı kurumun üyesi Hasan Cemil Çambel ve antropolog Şevket Aziz Kansu, Süleymaniye Külliyesi'ne gidip Sinan'ın mezarını açmışlar, kafatasını çıkarmışlardır. Kafatası diğer Türk beylerine reva görülen metotla ölçülecek, bu surette koca mimarın Türk olup olmadığına karar verilecektir. Bu kafatası avcılığının gerekçesi de ilginçtir. O günlerde bazı Avrupa gazetelerinde Mimar Sinan'ın Türk olmadığına ilişkin birkaç yazı çıkmıştır. Bunun aksi ispatlanacaktır. Şevket Aziz Kansu mezara girip kafatasını temizliyor. Sonra da Almanya'dan ithal edilen aletlerle Sinan'ın kafatasını ölçmek üzere evine götürüyor. Kafatasının azami genişliğinin azami uzunluğuna bölüp yüzle çarparak kafatası endeksini çıkarıyor. Dorikosefal çıkarsa Avustralyalı, Güney Afrikalı veya Aborjin yerlilerine mensup sayılacak. Mezosefal çıkarsa ya Avrupalı veya Çinli sayılacak. Apotomosefal çıktığı takdirde Ermeni olduğuna karar verilecek. Ancak Brakisefal çıkması halinde Sinan Türk ilan edilecektir. Kısa süre sonra Kansu müjdeyi veriyor. Brakisefal yani Türk kafatası. Böylece Sinan Türk ilan ediliyor. Başka bir millete mensup olduğu anlaşılsaydı eserleri yıkılacak mıydı? Ancak başka bir sorun vardır. Türklerle birlikte Moğollar, Kızılderililer, İsviçreliler, Bavyeralı Almanlar, Fransa'nın orta bölümünde yaşayan topluluklar, Boşnaklar, Gürcüler ve bir kısım Ermeniler de Brakisefal kafalıdır. Kimse bunun üstünde durmuyor. İş bittikten sonra Sinan'ın kafatası mezarına konmuyor. Kurulması düşünülen Ednorafya Müzesi'nde sergilenmek üzere alı konuyor. Ondan sonrasını ise kimse bilmiyor. Kafatasının nerede olduğuna ilişkin hiçbir kayda rastlanmıyor. Ahmet Davutoğlu başbakanlığı sırasında Mimar Sinan'ın kafatasının arandığını söylüyor ancak ondan da bir şey çıkmıyor. Cumhuriyetin ilk arkeoloğu İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre Sinan'ın kafatasının çalındığını 1940'larda türbeyi restore edenler ortaya çıkarıyor kayıp kafatasından habersiz olarak mezara açtıklarında Mimar Sinan'ın kafatasının olmadığını görüyorlar. Araştırma yapılıyor ama nerede olduğu tespit edilemiyor. Koca Sinan'ın kafatası sırra kadem basmıştır. Şevket Aziz Kansu'nun kafatası koleksiyonu arasında olabilir diyenler de var. Mason localarında aransın diyenler de. CHP ırkçı değil diyenler devre iktidarında yapılanlara bakmalı. Yapılanları mazur görmekse zaten ırkçılıktır. Öğrenci andını dayatan Doktor Reşit Galip de o kafatası ırkçılığının ideologlarındandır. Yavuz Bahadıroğlu, Yenakit.